Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere boya hazırlamasını tarif edeceğim. Ve şu tamponu boyayacağız. Aşağı yukarı 200 gram boyamız var. Bu tampona tahminen 100 gram boya yeter. Önce boyamızı döküyoruz. Bilgisayardan yapılıyor bu. Boya koduna göre, numarasına göre BMW 421 Mix makine boyası. Daha sonra Arçelik Üniversite Arçelik tinerimizi kullanıyoruz. Hızlı tiner. Çünkü çabuk boyamamız gerekir. Takriben 100 gram boya koyduk buna. 100 gram boyaya 50 gram civarında tiner gireceğiz. Yani şu cetlerin yarısı kadar tiner girmemiz lazım. Karıştırıyoruz. Ortalama boyanın yoğunluğu tineri girdikten sonra kıvam şu olmalı. Birinci kat attıktan sonra bekliyoruz. Tahminen bir 5 dakika, 10 dakika. Hızlı tiner girdiğimiz için bir 5 dakika bekliyoruz. İkinci katını atacağız tamponu arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Sonra verniğimizi atacağız. Şimdi tamponumuz kurumak üzere. Şimdi verniğimizi hazırlayacağız. Aşağı yukarı buna da 100 gram kadar verniğimiz yeter. 100 gram vernik. Arkadaşlar içinde gram ölçer var. 50 gram harter koyuyoruz. Yani koyduğumuz verniğin yarısı kadar harter koyuyoruz. Yani 100 grama 50 gram. Bütün çıkan sonucun %10'u kadar da, yani 100 gram vernik koyduk, 50 gram harter, 150 gram oldu. 15 gram kadar da, %10'u kadar da akrilik tiner koyuyoruz, çok az. Tabii ki bunu aslında cetvelle yapmak lazım ölçüye göre, ama tabii ki biz göz ayarı olarak aşağı yukarı kıvamını tutturuyoruz. Dedim abi işte gram ölçer var dedim. Adam koyuyor 100 gram. Bunu tam milimetrik değil. Asıl amacımız burada anlatmak, nasıl yapıldığını anlatmak. Az daha kurumasını bekleyeceğiz. 5-10 dakika daha.
Evet arkadaşlar, tamponumuzun boyası kurudu. Şimdi verniğimizi atacağız. Verniğin soyulmaması için boyanın biraz kuruma sürecinden geçmesi lazım. Yoksa yaş boya üzerine verniği atarsak ileriye doğru soyulma yapar. Yani boya tatlı bir şekilde kuruyacak. Çok aşırı kurumasını da beklemeyeceksiniz. Biraz kuruduğu zaman, silinebilir hale geldiği zaman boya verniğimizi atmaya başlayacağız. Şimdi o kıvama geldi. Şu an dokunduğumuz zaman iz yapmıyor. Kurudu. Verniğimizi atacağız. Evet, bu birinci katımız arkadaşlar. 15 dakika daha bekliyoruz iyice çekmesine. Boya biraz canlı düştü diye biraz böyle baskın girdim. Normalde aslında biraz daha toz toz atmak lazım. Ama eğer birinci katı böyle biraz baskın girersek ikinci kat daha böyle pürüzsüz, daha böyle cam gibi düşer boya. Şimdi ikinci katta Allah'ın izniyle ışıl ışıl bir boya çıkacak. Şimdi ikinci kat atacağız arkadaşlar. Boyamız biraz çekti verniğimiz.